Dün çok sayıda milletvekilimiz, parti meclis üyemiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyemizle birlikte Tunceli'deydik. Önceki dönem milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Kamer Genci vefatının 8. yılında Tunceli'de mezarı başında andık. Kamer abi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun şüphesiz en renkli simalarından, muhalefet anlayışıyla, sözünün arkasında durmasıyla, direnciyle, cesaretiyle, vatana, millete, bayrağa, ülkeye olan bağlılığıyla, Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığıyla hepimize örnek bir milletvekiliydi. Biz ilk milletvekili olduğumuz günlerde Kamer Bey'in yakınında oturmak, onunla sohbet etmek, onunla belki bir fotoğraf paylaşmak biz genç milletvekilleri için kolay kolay elde edemeyeceğimiz bir heyecandı. Sonra Kamer abiyle 4 yıl boyunca birlikte çalıştık. Sonuna doğru hastalandı. O süreçte hep onunla birlikte olan bizlere, bakalım seneye beni nerede bulacaksınız, ben aranızda olmam dediğinde ona söz vermiştik. 2016 yılının 22 Ocağı'nda 2,5 metre karın altında, tipinin altında ona söz verdiğimiz gibi Nurettin Demir, o dönemin Muğla milletvekili, Veli Ağbaba, ben ellerimizle onu toprağına teslim ettik grubumuz adına. O günden bugüne her 22 Ocak'ta biz oradayız. Her 22 Ocak'ta grubumuzdan çok sayıda arkadaşımız orada oluyor. Biz hem Kamer abiye özlemimizi, ona vefamızı dile getiriyoruz. Hem söylediği sözün arkasında duran, bir kelime eksik konuşmayan, bir adım geri atmayan, bir santim eğilmeyen, çünkü biz bir santim eğilirsek birilerinin bu millete diz çöktüreceğini bilen, hem kararlı hem güçlü, inançlı ve inatçı siyasetin timsali ve Cumhuriyet'in ne demek olduğunu hepimizi hazırlatan bir hayat hikayesini orada tekrarlıyoruz. 1940'ta doğuyor Kamer Genç ve ilkokul çağına kadar kendi deyimiyle keçi kovalıyor. Sonra bir karar verilir burada diyor. Çocuk keçinin peşinden mi gidecek, okula mı gidecek diye. Ben diyor okula gittim diyor. Karda kışta gidiyor, yürüyerek gidiyor, yatılı olarak kalıyor, senelerce dışarıda okuyor. Ama en sonunda 1940'ta Tunceli'nin Ramazan köyünde, Nazimiye ilçesinin Ramazan köyünden bir çocuk çıkıyor ve geliyor Danıştay'da tetkik hakimi oluyor. Geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili oluyor ve aslında Cumhuriyet'in coğrafyanın dezavantajlarına rağmen nasıl bir fırsat eşitliği yaratabildiğini hepimize gösteriyor. Bugünlerde ise aynı mahallede belki doğan ama bir tanesi mahallenin gecekondu kısmında, bir tanesi yeni yerleşime açılmış yeni bloklarda doğan iki çocuk birbiriyle aradaki farkı kapatamayacak kadar geriden başlıyor ve bugün gelen bu eşitsizlik, bugün yaşadığımız bu eşitsizliği 1940'ların Ramazan köyündeki Kamer Genç'in hayat hikayesini görünce Cumhuriyet'in ne demek olduğunu, Cumhuriyet'in kazanımlarının ne demek olduğunu ve Cumhuriyet'e halkçılık ilkesi üzerinden sarılmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Ben Kamer Genç'i hepimiz adına bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum ve diyorum ki yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet. Çok gündem var. Burada grup toplantısı 2 saat sürebilir. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerine cevap verme meşguliyetine girersek. 1 saatte Devlet Bey için konuşuruz. Devlet Bey'in söylediklerine cevap verme meşguliyetine girersek. Ama milletin derdi ne Tayyip Bey'in söyledikleri ne Devlet Bey'in söyledikleri.
Milletin derdi yaşam derdi. Milletin derdi geçim sıkıntısı. Milletin derdi yüksek fiyatlar ve enflasyon. O yüzden Tayyip Bey'in hakaretlerini, polemiklerini ve Devlet Bey'in hakaretlerini, iftiralarını bir kenarıya bırakıyoruz. Biz milletin derdiyle dertlenmeye, onları bu kürsüden dile getirmeye devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 22. yılında ülke her konuda kötü yönetiliyor. Buna hiç şüphe yok. En büyük problem mutfakta, en büyük problem mutfaktaki yangın, cüzdandaki yangın. Ayın sonunun gelmemesi, alınan maaşların yetmemesi, hatta artık bir yerden alınan borçla eski borçların kapatılmaya çalışılıp artık döndürülemez hale gelmesi. Yurttaşlarımız kötü ekonomi yönetiminin aldığı kararlar sonucunda her geçen gün biraz daha fakirleşiyor, biraz daha yoksullaşıyor. En büyük zorluğu da bugünlerde çokça dile getirmek zorundayız. Emeklilerimiz çekiyor. Tayyip Erdoğan en büyük zorluğu onlar çekiyor deyince oradan bir emekli tek başına alkışa başladı. Ne teyzemin adı ne? Emekli olduğum için diyor sana teşekkür ediyorum diyor. Eyvallah teyzeciğim. Biz de bütün emeklilere destek olmak için konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Ancak 2024 yılı adeta iktidarın emeklilerle dalga geçtiği, alay ettiği bir yıl haline dönüştü. Herkes sıkıntıda elbette ama en çok rahat etmesi gerekenler en büyük sıkıntıda. Kim en çok rahat etmesi gerekenler? Yıllarca çalışıp bu devlete, bu millete örneğin öğrenci yetiştiren öğretmenler ya da sınır boylarında bayrak dalgalansın diye görev yapan askerler, uzman çavuşlar. Kim bu emekliler? Hepimizin karnını doyuran aşçılar, hepimizin üstünü giydiren terziler, hepimizin çocukları okulda okuduktan sonra ayrılınca o sınıfları temizleyen hademeler, müstahdemler, görevliler, bindiğimiz otobüsleri kullanan şoförler, hepsi emekli oldular. Yıllarca bu ülkeye hizmet ettiler. Kimi masa başında dirsek çürüttü, kimi alnının terini sokaklara döktü ama gün geldi emekli oldular. Rahat etmeleri lazım, rahat ettirilmeleri lazım ancak rahat edemiyorlar. Ve her geçen gün biraz daha kötüye gidiyorlar. Kimin yüzünden? Birincisi TÜİK yüzünden. TÜİK kim? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harflerinden oluşan. Türkiye İstatistik Kurumu göya hepimiz adına adil bir şekilde Türkiye'de sahadan istatistik toplayacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği enflasyona göre emekliye zam verilecek, çalışana zam verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu geçen sene için %64 olarak açıkladı. 64. Bakın şimdi ilk önce hani hepimiz adına bu bilgileri topluyor ya. Türkiye İstatistik Kurumu %64 belirledi enflasyonu. Bakalım bir yılda emeklinin, çalışanın para ödediği örneğin dana eti %143 zamlanmış. Koyun eti %157 zamlanmış. Tavuk eti %81 zamlanmış. Zeytinyağı %180, patlıcan %123. Zeytin %141 zamlanmış ve Türkiye İstatistik Kurumu hesap yapmış, enflasyon %64 demiş. Gerçek enflasyon hesaplandığında %127.
yarı yarıya fark var. Ve bu TÜİK'in hesaplarına göre memur emeklisine %49 zam yapıldı ve çalışan memur emeklisine %49 zam yapıldı. En düşük emekli maaşına da %33 zam yapıldı. Bakın, geçen hafta gösterdim, emekliler ısrar ediyorlar göstere göstere anlat diye. Bakın, 6 aylık enflasyon normalde %60'ın üzerinde. TÜİK'e göre %37, TÜİK'e göre %37, 6 aylık enflasyon. Ve Tayyip Erdoğan diyor ki enflasyona emeklimizi ezdirmedik. %37 iken en düşük emekli maaşı 7500'den 10 bin liraya çıktı %33 artışla. Hiçbir şey olmasa, TÜİK yalan atıyor olmasa, bütün rakamlar doğru olsa enflasyon %37 iken en düşük emekli maaşına yapılan zam %33. Burada memurun cebinde, emeklinin cebinden nasıl para çalındığını hep birlikte görüyoruz. Ama esas mevzu şu. Geçen hafta gösterdim. Dedim ki en düşük emekli maaşı 7500 lira. Bu hafta zam yapılacak. Ve Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin %147'si kadardı 2002 yılında. Şimdi eğer %147 olsa 25 bin lira olması gerekir. Şu anda dedim %44'ü kadar, 7500. Bunu en azından asgari ücret yapalım. Dinlemedi, 10 bin lira yaptı. Bütün emeklilere gösteriyoruz. Bugün asgari ücret 17 bin lira. Tayyip Erdoğan'ın geldiği günkü oran konulsa 25 bin lira alacaktınız. Ama bugün onun verdiği zam 10 bin lira. Buradan bütün emeklilere sesleniyorum. Geçtiğimiz cuma çok sayıda emekliyle bir aradaydık. Onlarla da bunu konuştuk. Buradan bütün Türkiye'deki emeklilere sesleniyorum. Bu açlık ücretini, bu sefalet ücretini, bu yoksulluk ücretini, bu sizi manavın önünden geçemez, markete gidemez hale getiren bu ücreti kabul etmeyin. İlk talep bu hafta grubumuzun mecliste, komisyonda üzerinde duracağı ilk hedef 17 bin liradır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar mücadele edeceğiz. Buradan Devlet Bahçeli'ye de Erdoğan'a da sesleniyoruz. Ağzınıza bir dolamışsınız. Dem, dem, dem. Milletin derdi dem değil. Zam, zam, zam. Bu zamı alacağız. Emeklinin 10 bin lira yaptığınız, 10 bin lira yaptığınız bu zamı ilk evvela 17 bin lira çıkarana kadar Türkiye'deki bütün emekliler ve bütün Cumhuriyet Halk Partililer, iki yakamız eliniz, iki elimiz yakanızdadır. Yakanızı bırakmayız. Bu zammı alacağız. 10 bin lirayı başarı gibi anlattılar. Çıktık. Bu konudaki tepkimizi dile getirdik. 10 bin lirayı çok önemli bir zammış gibi %33'lük zammı gösterdiler. Şimdi eminim ki bu itirazlar üzerine bir düzeltmeye niyetlenecekler. Öyle 1000 lira, 2000 lira seyyanen zammı kabul etmiyoruz. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapacak 7000 liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadeleye ve direnişe davet ediyorum. Değerli emeklilerin durumunu bir görmek için şuna bakalım. Ocak 2003'te en düşük emekli maaşı 332 milyon lirayken 6-0 atılmadan önce ve 2024'te Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde diye verdiği gelecek ay ele geçecek 10 bin lirayla. Aynı ürün 332 kilogram makarna alıyormuş emekli Tayyip Erdoğan geldiğinde. Şimdi 222 kilogram alıyor. 166 kilo pirinç alabiliyormuş emekli maaşıyla. Şimdi 126 kilo alabiliyor.
90 kilo beyaz peynir alırken 80 kilo alabiliyor. 2553 yumurta alırken 1834 yumurta alıyor. 55 litre zeytinyağı alabilirken 44 litre zeytinyağı alıyor. 37 kilo dana eti alırken 30 kilo dana eti alıyor. İşte hesap ortada. AKP eliyle 22 yılda emeklinin tenceresinden çalınan 110 kilogram makarnadır. 719 adet yumurtadır. 40 kilo pirinç, 11 litre zeytinyağı, 10 kilogram beyaz peynir, 7 kilo dana etidir. Eğer Tayyip Erdoğan geldiği zamanki kadar emekli maaşı verseydi, bu kadar fazlası herkesin mutfağında, buzdolabında, kilerinde olacaktı. Recep Tayyip Erdoğan emeklinin mutfağından, kilerinden, sofrasından bunları çalmıştır. Herkes görsün, herkes kararını ona göre versin. Bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğu, o ülkenin yaşlılarına ve emeklilerine verdiği kıymetle ölçülür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşlılar için söylediği en önemli söz, en önemli yaklaşım: senin ne kadar medeni olduğun, yaşlına, emekline ne kadar rahat ettirdiğine bağlıdır. Almanya'da devlet, Türkiye Cumhuriyeti'de devlet. Almanya'nın da emeklisi var, Türkiye'nin de emeklisi var. Almanya'da Hans çalışıyor, emekli oluyor, aldığı emekli maaşıyla her sene biniyor Berlin'den uçağa, iniyor Antalya'da. Gidiyor Manavgat'a, Manavgat'ta tatilini yapıyor. Bizim emekli Hasan Ziraat Bankası'ndan maaşı çekiyor. Bırak Manavgat'a gitmeyi, Manav'a gitmeye korkuyor, Manav'a gitmeye. Hollandalı Urzula'yı Urla'da tatil yaptıranlar var. Bizim Ünzile abla emekli olduktan sonra çocuk bakacak, evlere gidecek, çamaşır yıkacak, temizlik yapacak. Bizim Ünzile ablamızın hakkını da, Hasan amcamızın hakkını da savunmak Sosyal Demokratların, Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcudur. Ve Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, yani %33 zam yapıp 7500'ü 10 bin lira yaptı, %5 iyileştirme yaptı ya, döndü dedi ki bunun bize getirdiği yük 200 milyar lira. Kardeşim, yük dediğin bu ülkenin milyonlarca emeklisine insanca bir yaşam değil de sürünmek, açlık, sefalet çekmek üzerinden reva gördüğün rakamın toplamına yük diyorsun 200 milyar lira. Ama bir senede kur korumalı mevduata ödediği para tam 800 milyar lira. Adamın parası var. Paramı TL'ye güvenmiyorum, dolar alacağım diyor. Aman alma diyorlar. Dolar fırladı, 20 lira oldu, 30 lira olur. Alma onu 20 lirayken, 18 lirayken dolar 20 olmasın diye. Ne yapayım diyor. Ben sana faiz vereyim. Dolar çıkacak olursa aradaki farkı da cepten vereyim. O aradaki farkın, garibanın, çalışanın, emeklinin cebinden verilmesi, yani hepimizin cebinden verilmesine kur korumalı mevduat diyoruz. Parasını para katanlara, faiz yetmez, döviz farkını da isterim diyenlere verilen para 800 milyar lira, bütün emeklilere verilen 200 milyar lira, bir de 200 milyar liraya sırtıma yük oldunuz diyen Recep Tayyip Erdoğan var ortada. Bir başka bilgiyi daha emeklilerin durumuyla ilgili paylaşmak isterim. O da şu: her ülke emeklisine milli gelirden bir pay öder. Nüfus yaşlandıkça, emekli sayısı arttıkça bu pay artar. Bu bütün dünyanın yaşadığı bir gerçekliktir. Türkiye'de 3 sene önce emeklilere ödenen toplam para
Milli gelirin %7'siydi. %7'si. Üstüne 2,5 milyon EYT'li emekli geldi. Bu rakamın ne olmasını beklersiniz? %8-9'a çıkmasını. Kaç olmuş? Bu sene %5. Yani nasıl bir sistem var? Yeni emeklilerin maaşını eski emeklilere ödeten bir sistem var. Emeklinin cebinden her sene para çalıp yeni emeklinin maaşını mevcut emekliye ödeten bir sistem var. Türkiye'de milli gelir artarsa, gelir artarsa, refah artarsa ama bir tek emekliye yapılan artmazsa işte bugünkü sefalet tablosu ortaya çıkar. Sorunun başladığı yerde, bitirileceği yerde aynıdır. Açıkça söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi 2015 yılında 5510 sayılı yasayı değiştirerek prim güncelleme katsayılarını düşürdü. Aylık bağlanma oranlarını düşürdü. Aylıkların art sınırlarını düşürdü ya da dondurdu. Öyle olunca bütün emekli maaşları hızla erimeye başladı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin emekliyi yoksullaştırması tesadüfen krizden, zorluktan olan bir şey değil. Kardeşim o günden bugüne milli gelir 4000 liradan 10000 lira oldu diyorsunuz. Hedef 23'tü ama 10000 oldu diyorsunuz. Emeklinin cebindeki para 25000 olacağına 10000 liraya düşüyor. Burada tahammülen, bilerek, isteyerek emekliler ve emekçiler yoksullaştırılmaktadır. Bugün yapılması gereken ilk iş en düşük emekli maaşını asgari ücrete endekslemektir. İkinci iş en düşük maaşı genel ücret halinden hem asgari ücrette hem emekli maaşında çıkarmaktır. Üçüncü iş, bir iş çözülecekse yırtıldığı yerden dikilir. Çok net. Şöyle yapacağız. Prim güncelleme sayıları, kat sayıları tekrar arttırılmalıdır. Aylık bağlama oranları arttırılmalıdır. Aylıkların alt sınırı arttırılmalıdır. Bunlar yapılmadığı takdirde emeklilerin iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değildir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu hafta mecliste yapacağımız tüm çalışmalarda, vereceğimiz tüm önergelerde hem en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için hem de bundan sonra emeklilerin sefalet ücretleri almaması için gerekli önergeleri vereceğiz. Bütün emekliler dönsünler, meclise baksınlar. O çok milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi bu milletin emeklilerinin zenginleşmesi, durumunun düzelmesinden yana mı oy kullanacak? Emekliler sürünsün diye mi oy kullanacak? O çok çok milliyetçi, o çok muhafazakar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri emeklinin yüzü gülsün diye mi oy kullanacak? Emekliler sürünsün diye mi oy kullanacak? Hepiniz göreceksiniz ki bu grup, Cumhuriyet Halk Partisi grubu, halkın grubu, Cumhuriyet'in grubu emeklilerin arkasında duracak, onlar için oy kullanacak. Biz emeklinin ve emekçinin sorunlarını yılmadan, usanmadan, bıkmadan tekrar edeceğiz. Buradan bütün örgütüme, bütün milletvekillerimize sesimi duyan, sesimizin ulaştığı, sözümüze değer veren herkese şunu söylüyoruz. Lütfen tekrar edin. Bizden duyduklarınızı tekrar edin. Emekli hak ettiğini alsaydı 25000 lira alacaktı. Bu maaşı hak etmiyor. CHP bu konuda önerge veriyor. Bunlar reddediyor. Bunu tekrar edin. En düşük emekli maaşının 17000 lira olmasıyla ilgili bunu kahvelerde tekrar edin. Ev gezmelerinde tekrar edin. Fabrikalarda, tarlalarda tekrar edin. Çünkü tekrarın gücü önemli. Onlar hırsızlarına sahip çıkarken biz doğrulara, dürüstlere sahip çıkmaktan geri durmamalıyız. Bugün Recep Tayyip Erdoğan çıksa 2 kere 2 5 eder dese anında açıklama yapar.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanları, reisimiz kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti. Bugüne kadar yanlış çarpıyormuş derler. Devlet Bey çıkar der ki prompterden okuyarak, 2 kere 2'nin 5 ettiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin terk edemeyeceği bir davasıdır der. Hep beraber 5 derler. Adamlar yalanı, adamlar haksızlığı, hukuksuzluğu, kandırmacayı tekrar ederken örgütümden doğruları tekrar etmesini, emeklinin, emekçinin hakkını savunmasını, savunduklarımızı anlatmasını bekliyoruz. En düşük emekli maaşı 17 bin lira. Asgari ücret olana kadar susmak yok. Tekrara devam, tekrara devam, tekrara devam. Buradan geçmişte yaptığımız ve karşılıksız kalmış bir çağrıyı hatırlatmak durumundayım. Malum memleket suç cenneti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı dikkatle takip ediyorum. Sosyal medya hesabından basit bir hesap yaptık. Ayrı ayrı yaptığı açıklamalardan şu net olarak ortaya çıkıyor. Ali Yerlikaya'nın bakanlığı döneminde 126'sı kırmızı bültenle, 5'i mavi bültenle aranan toplam 236 yabancı suçlu Türkiye'de yakalanmış. Bu önemli bir rakam ama bir gerçeklik var. Bu 236 uluslararası suçlu, uyuşturucu baronu, insan kaçakçısı, mafya lideri kimin zamanında gelmiş? Peki Süleyman Soylu'nun zamanında gelmiş. Peki bu Süleyman Soylu'yu atayan dolma kalem, o kalemin mürekkebi kime aitmiş? Ali Yerlikaya'yı kim atadıysa aynısına aitmiş. Sakın ha Ali Yerlikaya'nın döneminde yakalananlara bakıp da memlekette temizlik oluyor sanmayın. Memleketi bu pisliğe burasına kadar batıranlar da o Süleyman Soylu, onu atayan o dolma kalem, o mürekkebin sahibi 3 kelimeyle Recep Tayyip Erdoğan. Dedim ki ey Recep Tayyip Erdoğan, eğer bu pislikten partinin kurumsal olarak ve senin şahsen sorumlu olmadığını söylemek istiyorsan getir soruşturma önergesini Süleyman Soylu hakkında, imzalayalım, meclis soruştursun, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla bu kişiyi yargılasın. Bakın bunu yapmıyorlar. Soylu dönemiyle ilgili hesaplaşmayı kapalı kapılar ardında, hesap sormayı kendi yöntemleriyle yapıyorlar. Hukuk devletinde kapalı kapılar ardında hesaplaşma olmaz. Bakansa hesabı Yüce Divan'a verecek. Recep Tayyip Erdoğan, buradan hem bu uluslararası suçlular için hem de Ayhan Bora Kaplan, bunu Tayyip Erdoğan'ın önüne koyun, çok biliyor, çok duyuyor da, Ayhan Bora Kaplan, Süleyman Soylu, Ankara'daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altından kalkamayacağınız, altında kalacağınız o rezaletler ortaya dökülmeden evvel ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da bu pislikten, bu rezaletten bizzat sorumlusun. Merkez Bankası krizimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası Türkiye'nin en köklü kurumu. 1930'da kuruldu. Savaş meydanlarında kazanılan zaferin ekonomik zafere dönüştürülmesi niyetiyle, amacıyla kuruldu. Atatürk'ün deyimiyle şimdi ekonomik zaferler kazanmak lazımdı. Merkez Bankası'nı kurdular. Kanunu var. Kuralları var. Çok sağlam bir geleneği var. Bu kurum kanunu gereğince 5 yılda 1 tane başkan değiştirmesi gerekirken son 5 yılda tam 4 tane başkan değiştirdi. Özerk olması gerekirken
başkanın laf dinlemiyordu ondan değiştirdim gibi hepimizi dünya önünde de küçük düşürecek yaklaşımlarla değiştirildi. En son iyi yetişmiş, dünyanın çeşitli ülkelerinde önemli görevler yaptığını ifade ettikleri bir hanımefendi Gaye Hanım bankanın başına getirildi. Ne oluyorsa oluyor bankada, bir süredir Gaye Hanım'ın ailesi üzerinden, babası üzerinden, küçük çocuğu üzerinden bir şeyler yapılıyor. İddialar vahimse, iddialar gerçekse durum çok vahim. İddialar yalansa durum yine çok vahim. Bu kurumun derhal ilgili denetleme mekanizmalarının, teftiş kurullarının harekete geçmesi, gerekirse devlet denetleme kurulunun harekete geçmesi, bu kurumda hızlı şekilde bir tahkikatın yapılıp sonuç alınıp bu tartışmanın bitmesi lazım. Öbür türlü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi iş çekişmelerinin, kendi vesayet savaşının Merkez Bankası'nda yürütülüyor olması bu kurumu yıpratmaktadır. Bu kurumun yıpranması Türkiye'nin yıpranmasıdır. Bu kurumun itibar kaybetmesi Türkiye ekonomisinin yurt dışında itibar kaybetmesidir. Siz kendi getirdiğiniz, alayla valayla getirdiğiniz bir üst düzey bürokratı, kendi gazetelerinizin manşetlerinden, kendi trollerinizin paylaşımlarıyla yıpratarak istifaya zorlarsanız, yarın bu kurumun başına gelecek yetişmiş insan kaynağını da bulamazsınız. Bu kurumu bu hale getirirseniz, bu kurumun yurt dışındaki muhatapları önünde ciddiye alınmasının da önüne geçersiniz. İsimler değişiyor, vitrin değişiyor ama anlayış değişmediği için ne kriz bitiyor ne sıkıntılar bitiyor. Anlayış 5 yılda 4 kez Merkez Bankası Başkanı değiştiren, özerk olacak, kendi kararlarını aldığı eğitime göre verecek kadrolara laf dinlemeyen, başına buyruk davrananlar diyerek yerine siyasi atama yapanlar yaşananların baş sorumlusudur. Merkez Bankası'nı dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Biraz önce diğer konular konuşulurken genç arkadaşlarımız tezahürat yapıyorlardı. Bu ülkenin en büyük beka sorunu Tayyip Bey'e sorarsan Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli'ye sorarsan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ama bu millet biliyor ki bu ülkenin bir tek beka sorunu var. O beka sorunu şu: burası dünyanın en güzel ülkesi. Üzerinde dünyanın bütün ülkelerinin ve bütün güçlerinin hesap yaptığı, hayal kurduğu doğrudur. Ama bu beka sorunu değildir. Çünkü bunu 100 yıl önce de yaptılar. 7 ordu gelip istila yaptılar. Samsun'a çıktık, Sivas'a gittik, Erzurum'a gittik, Ankara'ya geldik. Hepsini birden bu memleketten def ettik. Yarın ihtiyaç olursa aynını yaparız. Çünkü bu ülkenin istiklaline, istikbaline göz dikenlerin karşısında Recep Tayyip Erdoğan söylüyor diye havaalanına gidip perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler değil, dedeleri Çanakkale'de Conk Bayırı'nda kefensiz yatanlar var. Beka sorunu olursa kefensiz yatanların torunları burada. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'tan kefensiz yatanların torunlarında bu azim, bu inanç, bu kararlılık, gözlerinizde bu ateş var. Yoksa kot üstüne perdelik kumaştan kefen çekenler, işe girerse milliyetçi onlar. İhale alırlarsa milliyetçi onlar. Kayrılarsa milliyetçi onlar. Şuraya bakın ya, 40 yıldır iktidarda olmayanlar
gözlerinde ateş saçarak Cumhuriyeti vatanı savunuyorlar. Öbür tarafta sözde milliyetçiler, işine gelince Habur'da karşılama yapanlar, Oslo'da pazarlık yapanlar, olmadık yerlerde olmadık anlaşmayı imzalayanlar, bunlar şimdi milliyetçi olmuş. Dönüyorlar, bizim kadrolarımıza da laf ediyorlar. Günü gelirse bu ülkeyi kimin savunacağı, kimin koruyacağı ortada. Ama bir gerçek beka sorunu var ki bunu bir şekilde alt etmemiz lazım. Gerçek beka sorunu, o yedi düvel bu ülkede hayal kurarken bu güzel ülkenin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır. Dört gençten üçü, %76 gencimiz imkan olursa yurt dışına gitmek isterim diyordu. Bunu kaygıyla anketlerden takip ediyoruz. Geçtiğimiz cuma Oksijen gazetesini elime aldım. Sevgili Zafer Mutlu çok önemli bir gazeteciliğe inatla devam ediyor. Ve okuduğum bir haber endişelerimi bir kat daha arttırdı. Geçen sene, bir yıl önce Alman Lisesi'nden mezun 124 öğrencinin 122'si. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun 166 gençten 133'ü. Avusturya Lisesi'nden mezun 75 mezundan 74'ü üniversite için yurt dışını tercih etmişler. Robert Kolej mezunlarının %62'si, Galatasaray Lisesi mezunlarının ise %35'i kalıcı olarak yurt dışında yaşıyorlar ve çalışıyorlar. Bu rakamlar gerçekten Türkiye'nin beka sorunudur. Hepiniz biliyorsunuz. Etrafınızdaki dört gençten üç tanesi fırsatını bulursam yurt dışına gitmek isterim diyor. İşte bizim görevimiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni aslında yönetenlerin baş görevi bu ülkenin güzel gençlerine bu ülkede hayal kurdurmaktır. Bütün dünyanın üzerinde hayal kurduğu bu memleketin gençlerinin dünyanın öbür ucunda hayal kurmalarına izin vermeyeceğiz. Gençlerimize de, geleceklerine de hep birlikte sahip çıkacağız. Hayalleri yurt dışında bile olamayan, hayalini bile kuramayan gençlerimiz de var. Güvenilir raporlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin döneminde en az 931 çocuk işçi iş cinayetleri sonucunda hayatını yitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitim merkezleri projesi çerçevesinde çocuklarımız haftanın bir günü okulda, dört günü staj adıyla fabrikalarda ya da iş yerlerinde çalışıyorlar, orada geçiriyorlar. Bu konuyla ilgili bakanlık övünerek istatistikler yayınlıyor. Şunu ifade edelim. Elbette teknik liselerin, endüstri meslek liselerinin pratik eğitimlerini pratik sahada vermeleri doğrudur, önemlidir. Yatkınlık ve yetkinlik eğitimleri önemlidir. Öğrencinin tornavida tutmayı öğrenmesi, araç gereci öğrenmesi, elinin yatkınlaşması önemlidir. Ama bu stajdır, meslek edindirmedir. Bunu Türkiye'de ucuz çocuk işçiliğine dönüştüren bir anlayış var. Buna temelden itiraz ediyoruz. Bakın, geçen hafta Arda'nın hikayesi. Arda Tombul, daha 14 yaşında. Staj yaptığı demir çelik fabrikasında kafası saç bükme makinesine sıkışıyor. 16 dakika boyunca Arda kurtarılmayı bekliyor. Fabrikada o alanda yalnız bırakıldığı için 16. dakikanın sonunda hayatını kaybediyor. Ömer Çakar 17 yaşında klima montajı sırasında çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Zekai Dikici 16 yaşında çalıştığı inşaatın 5. katından elektrik döşemesi işi yaparken düştü
hayatını kaybetti. Ulaş Dumlu 17 yaşında arızayı gidermek için çıkarıldığı elektrik direğinden dengesini kaybederek düştü. Arıtma havuzunda hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Emre Koç stajyer olarak çalıştığı mobilya atölyesinde devrilen suntaların altında kalarak feci şekilde can verdi. Meslek liselerindeki çocukların çalıştırılması değil, yetiştirilmesi gerekir. Bu çocuklar yetkinlik kazanırken, yatkınlık kazanırken, meslek öğrenirken bu çocukların iş kazalarına kurban gitmesi, çalıştırılmaması gereken ağır, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde asla çalıştırılmamaları ve bakanın ifadesi 2 milyar TL ülke ekonomisine kazanç sağlamış. Normal işçi çalıştırmak yerine stajyer çalıştırarak. Stajyerin eğitim almasına evet, katkı sağlamasına evet, yetiştirilmesine evet, ancak çocuk işçi olarak emek sömürüsüne ve hayatını kaybetmesine hayır diyoruz. Bu konuda hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Evlatlarımızın canını pazarda bulmadık. Bu konuda çok daha dikkatli ve çok daha hassas olunmalı. Denetimler yapılmalı. Gerekli yasal düzenleme meclisten geçirilmelidir. Son sözüm, 31 Mart seçimlerine giderken cumartesi günü Çankaya'daydık. Çankaya Belediye'mizin Abidin Paşa Köşkü'nü bir dijital müzeye çevirdi. Milli Mücadele Müzesi'ni oradaydık. Bütün gençlerimizi o Milli Mücadele Müzesi'ni görmeye davet ediyorum. Orada da ertesi gün Tunceli'de de Elazığ'da da gördüğüm bir şey var. Herkes 31 Mart seçimlerinin bir yerel seçimin ötesinde iktidara önemli bir mesaj vermenin fırsatı olduğunun ayırdına yavaş yavaş varmış. Emekliler şunu görmeli. 31 Mart seçimlerinde Tayyip Erdoğan hiçbir şey olmamış gibi oyalırsa 4 yılda boyunca dönüp de bir daha yüzünüze bakmayacak. Çünkü ne olursa olsun bağırıyorlar, çağırıyorlar, oy veriyorlar diyecek. Emekçiler oy verirse ne asgari ücret, ne çalışma şartları, ne örgütlenme özgürlüğünde bir adım atmayacaklar. Nasıl oyalıyoruz diyecekler. Bu yoksulluğa, bu işsizliğe rağmen, bu güvencesizliğe rağmen kimse sakın ha sakın sandığa küsmesin. Sandık iktidara karne verme günüdür. Eğer 31 Mart tarihinde sandığa gidilir ve bu yokluğa, bu yoksulluğa, bu işsizliğe cevaben oy kullanılırsa, 31 Mart tarihinde bu iktidara bir sarı kart gösterilirse önümüzdeki süreç muhalefet açısından, yoksullar açısından, emekliler, emekçiler, köylüler, esnaflar, dar gelirliler, dezavantajlı gruplar açısından çok daha önemli gelişmelere açık bir hale gelir. Yok, oy alır, istediklerini alırlarsa 4 yıl boyunca dönüp de bakmazlar. Ben şunu ifade edeyim. Türkiye'nin bütün göç alan belediyelerini Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Bütün göç veren belediyelerini de Cumhur İttifakı yönetiyor. Cumhur İttifakı'nın yönettiği yerlerden kaçış, CHP'nin yönettiği yerlere koşuş var. O zaman ne yapacak seçmen veya ne yapabiliriz? Hepiniz Çankaya'ya, yeni mahalleye gelemezsiniz. Hepiniz Karşıyaka'da, Kadıköy'de oturamazsınız. Hepiniz Nilüfer'de oturamazsınız. Hepiniz Yenişehir'de oturamazsınız. Ama hepiniz kendi memleketlerinize, kendi illerinize, kendi ilçelerinize Kadıköy'ü, Karşıyaka'yı, Yeni Mahalle'yi, Çankaya'yı getirebilirsiniz. Çünkü buraları yöneten dürüst, çalışkan, çevre dostu, sosyal yardımları normalin 5 katına çıkarmış, AK Parti'nin yaptığının 5 katı üzerinde sosyal yardım yapan, çevreci
belediye başkanlarımızı, halkçı belediye başkanlarımızı kendi memleketlerinizde görevlendirebilirsiniz. Çağrımız Kastamonu'yadır. Çağrımız Erzincan'adır. Çağrımız Malatya'ya, çağrımız Erzurum'adır. Çağrımız Denizli'ye, Balıkesir'e, Bursa'ya, Manisa'yadır. Çağrımız 81 ile 972 ilçeyedir. Oyunuzu verin, gelelim memleketinizi Türkiye'nin en gözde ilçelerinden, en güzel illerinden biri yapalım. Orayı temiz yapalım, yeşil yapalım. Buna niyet edenlerden bir tanesi de arkamda Afyon'u yönetmek için sabırsızlanıyor. Davetim üniversite öğrencilerine, davetim halkçı liselilere, davetim kadınlara, davetim gençlere, davetim plazalarda çalışan emeği sömürülen beyaz yakalılara, davetimiz genciyle yaşlısıyla, Alevisiyle Sünnisiyle, Kürdüyle Türküyle bu memlekette yaşayan bütün güzel insanlara. Hep birlikte sandıkta buluşacağız. Ülkemizi dürüst, çalışkan, temiz yerel yönetimlerle buluşturacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.